Eller semaya yükselmiş, dua dua yakarışa geçilmişti soğuk bir Şubat gecesinde. Odanın karanlığında bir karanlığın fısıltıları yükseliyordu odanın tavanına, bir de Akif'in yalvarışı. Sesine bir titreklik hakimdi. Şu çetin kış koşullarında ata vatandaydı, lakin yine de baba ocağından, ana kucağından, sevdiklerinin sıcak tebessümünden uzaktaydı. O gün yaşadıklarını düşündüğünde içi dışarıdaki çetin kış günlerine inat, bir anda bahar mevsiminin ılık ve tatlı havasıyla doluverdi. Kendisini ve kendisi gibi düşünen ya da kendisinin onlar gibi düşündüğü, yani yüreklerinin bir attığı kardeşlerini hangi sebeplerin buralara getirdiğini o an daha iyi anlıyordu. Daha iyi anlıyordu ana babayı terk ederek, yurdu yuvayı arkada bırakarak buralara geliş sebeplerini. Bir gün önce başlayıp o gün sona eren olaylar zinciri gözlerinin önünden geçince elhamdülillah dedi. Anadolu'nun yiğit evlatları, yeryüzünde el uzatıp gönüllerindekini paylaşacak insan kalmayıp aya merdiven dayayacak zaman gelinceye kadar bir şeye söz vermişlerdi. Açacaklardı yüreklerini en müstesna köşesine kadar. Kalmayacaktı el uzatmayacakları, ilgi göstermeyecekleri mahzun bir gönül. Sözleri buydu. Onun için çıkmışlardı yurtlarından, yuvalarından. Soğuk Şubat'ın soğuk bir gecesiydi. Seccadesinde otururken yağan kar ve esen buz gibi rüzgarın uğultusu vardı dışarıda. Bir de arada sırada sokaktan geçen Bahtı Kara, 70 yılını esaretle geçirmiş, kimliklerini kaybede yazmış bir neslin, şanssız, çekik gözlü bir ferdinin karda giderken çıkardığı ayak sesi. Lakin o ne dışarıyı ne dışarıdan gelen sesi duyuyor, ne de karın ışıltısının içeriye süzülen parıltısını görebiliyordu. Üşüyor muydu yoksa ağlıyor mu belli değil. Gözleri dolup dolup boşalıyor, yanakları akan damlalarla ark oluyordu. Hafızası gurbet diyarlarında, hicret yurtlarında yaşadığı ilk kurban bayramına, bayramın ilk günü yaşadıklarına götürdü kendisi. Heyecanlıydı. İlk kez baba ocağından uzakta kurban bayramını idrak ediyordu. Türkiye'den gelmiş kardeşleriyle bir olup yıllar boyunca dinden uzak kalmaya zorlanmış Orta Asya'nın yiğit insanlarıyla saf tutup şehrin en büyük camiinde bayram namazını kılmışlardı. Aralarında topladıkları paralarla Arefe günü kurbanlıklar almışlar, koçlarının alınlarını da kınalamışlardı. Herkes bir tane kurban kesemiyordu, zar zor geçinmelerine yetecek kadar aldıkları maaşları maddi sıkıntılar yaşamalarına sebep oluyor. Ama onları iyilik yapmaktan, hayır işlemekten de geri bırakmıyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen bu genç fidanlar beraber hareket edip kurban kesmenin sevabını paylaşmaya karar vermişler ve kurbanlıklar için aralarında para toplamışlardı. Namaz kılınmış ve cami avlusuna çıkılıp yüreklerdeki sızıyla birlikte saf tutan cemaate Akif ve arkadaşları da dahil olmuşlar, ahaliyle bayramlaşıvermişlerdi. Bayramlaşmanın ardından içlerinden evli olan tek arkadaşların evine kahvaltı yapmaya gittiler. Halil İbrahim sofrasının bereketiyle bereketlenmiş bayram sofrasında gıdalandıktan sonra kurban kesecekleri yere hareket ettiler. Bir gün önce kendi aralarında konuşmuşlar ve karar vermişlerdi. Kurbanlarının etlerini yaşadıkları yerdeki tanıdıkları, tanımadıkları, adını bildikleri ya da bilmedikleri komşularına dağıtacaklar ve Allah rızası için tanışmak adına basamak yapacaklardı bunu. Tekbirler eşliğinde kesilen kurbanlar karlı ve soğuk havada parçalandı, paylara ayrıldı, sonra birer birer komşulara dağıtılmaya başlandı. Hem de kapı ayırt edilmeksizin, Müslüman ya da Hristiyan oluşlarına bakılmaksızın birer birer dağıtıldı. Öyle istişare etmişler, öyle karar almışlardı. Akif ve arkadaşı Yozgatlı Halil de ellerine et paketlerini alıp hemen yakındaki 6 katlı tipik Rus yapımı olan binaya dalıverdiler. En üst kattan başlayıp zemine kadar ineceklerdi. Erken uyanmaya alışık bu çekik gözlü ata yurdu insanları da o bayram sabahının bilinciyle erkenden uyanmışlar ve güne öyle başlamışlardı. Ama bizim yiğitler gibi yapmamış, belki de güçleri yetmediği, imkanları olmadığı için kurban kesememişlerdi. Akif dokundu önünde durdukları ilk kapının ziline. Kısa bir süre sonra kapıyı açan evin hanımına o günün kurban bayramı olduğunu, kestikleri kurbanı kendileriyle paylaşmak istediklerini, bu vesileyle de bayramlarını tebrik ettiklerini söylediler. Karşılarındaki bayanın yüzünde tebessüm belirdi, teşekkür etti. O da bizimkilerin bayramını kutladı, kapattı kapıyı. Mutlu olmuşlardı. İlk kapı ve kabul görüş, ikinci, üçüncü, beşinci derken sıra
ikinci katta bulunan bir daireye geldim. Acele ediyorlardı, daha önlerinde iki bina vardı. Kurban etleri ve onları dağıtacakları kapılar kendilerini bekliyordu. O dairenin kapısına gelinceye kadar hiçbir kapı ikramlarını geri çevirmemiş, hatta çok mutlu olduklarını belirtip dua bile etmişlerdi. Kapının ziline dokunma sırası yine Akif'teydi. Akif tatlı bir heyecanla dokunuverdi parmağıyla zile. Bu defa içeriden ses gelmedi, diğer kapılardan geldiği çabuklukla. Biraz daha beklediler. Yaklaşık 3 dakika sonra içeriden bir ses geldi. İdu, geliyorum diyordu Rusça. Ardından bir kelime daha. Podojiti bajolista. Bekler misiniz lütfen? Beklediler yaklaşık 1 dakika kadar daha kapının önünde. Kurbanlıklarının etini paylaşabilmek ve gönülden gönüle bir köprü kurabilmenin temelini atabilmek için beklediler. Kapıyı artık iki büklüm olmuş, başı saçlarının ön tarafı gözükecek şekilde örtüyle kapalı, koyu mavi gözlü bir Rus teyze açtı. Kendilerini tanıtıp, bugün Allah için kurban kestiklerini, onun etinden de bir parçayı kendisine getirdiklerini söyledi. Alnında gece namazının kırmızı bir gülü gülü duran Akif. Adı Nadejda idi yaşlı Rus kadının. Türkçedeki anlamıyla ümit. Şaşırmıştı Nadejda. Zira ümidini yitireli çok olmuştu. Aylar ve yıllar var ki birileri kapısını çalıp da bir şeyler ikram etmemişti kendisine. Yalnızlığın kollarına hapsolmuş, sudba, kader dedikleri mukadderata o da boyun eğmişti. Şaşkınlığı yüzüne aksetmiş ve bunu sözleriyle hemen iletmişti karşısındaki ak yüzlü yiğitlere. Bir yanlışlık olmasın dedi. Ben Müslüman değilim ki. Olsun dedi bizim kara yağlı yiğitler. Bizim kurbanımızın eti herkes için. Biz Müslümanlar senede bir de olsa kurban keser ve etini Allah rızası için etrafımızda bulunanlarla ve de özellikle ihtiyaç sahibi olanlarla paylaşırız. Sizinle de paylaşmak istedik. Sizin de bayramınızı kutluyor ve kurbanımızdan ayırdığınız bu parçayı kabul etmenizi istirham ediyoruz dediler. Alamam dedi yaşlı kadın. İyi düşünün, yanlış yapıyor olmayasınız. Hayır, bu sizin dediler ve uzattılar paketi. Eti alan kadın teşekkür edince iyi günler deyip bir alt kata indiler. İki daire kalmıştı binada. Ellerindeki son parçaları da verip hemen arkadaşlarının yanlarına döndüler. Ancak Nadejda teyze kafasını yoğurup duran sorularla mutfağa yöneldi. Eti mutfak masasının üzerine koydu, sandalyesine oturdu ve ete bakarak kendi kendine "Bunlar benim kapımı Müslüman olduğumu sanarak çaldılar belki de. Sonra da ayıp olmasın diyerek eti verip gittiler herhalde" diye mırıldandı. Genç adamlar Müslümanlıktan, Allah'tan, rızadan, paylaşmadan bahsetmişlerdi. Soru işaretleri hücum etti kafasına. İçi rahat etmemişti. Hemen soğuktan korunmak için yer yer üzeri yamalarla kaplanmış paltosunu giyindi. Ayaklarına uzun boğazlı botlarını taktı, eline de et paketini alıp ağır ağır indi merdivenleri. Gençleri bulacak ve içini kemiren rahatsızlığı anlatacak ve kurban etini onlara iade edecekti. Ağır adımlarla karlı sokaklarda ilerledi ve bir binanın bahçesindeki kalabalığın yanına yaklaşıp ona selam verdikten sonra Akif'le arkadaşı Halil'in yanlarına yaklaştı. Tanımıştı bizim delikanlılar Nadejda teyzeyi. Kadın bir iki derin soluk alıp verdikten sonra belini doğrulttu. "Ben bana gönderdiğiniz, bana getirdiğiniz eti iade etmeye geldim" dedi. "Ben Müslüman değilim. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kurban siz Müslümanlar için. Bense bir Hristiyanım." Halil hemen atılıp "Teyzecim" dedi. "Müslümanlık paylaşımcı bir dindir. Biz kurbanı Allah rızası için keser ve etini de onun rızasını kazanmak için dağıtırız. Biz ilk kez yurdumuzdan, Türkiye'mizden uzakta bir bayram yaşıyor ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Allah elimizdeki paylaşmayı emrettiği için biz de mevcut olanı sizinle bu bayram vesilesiyle paylaşmak isteriz. Lütfen kırmayın bizi, kabul edin hediyemizi" dedi. Nadejda teyze etkilenmişti. "Nasıl bir dindir bu Müslümanlık" deyince bizim adeta ruhlara hayat üfleyen delikanlılarımız kısaca anlatıverdiler güzel dinimizi. Nadejda teyze duydukları karşısında başını sallıyor, her geçen dakika biraz daha pür dikkat kesiliyordu anlatılanlara ve anlatan nur yüzlü fidanlara. Bildiklerini yaklaşık 45 dakika boyunca anlattılar o soğuk bayram sabahında. Altına verdikleri sandalyede oturan koyu mavi gözlü, bembeyaz yüzlü Nadejda teyze birden "Ben de anlattığınız bu güzel dininize girebilir miyim? Bu nasıl mümkün?" diye sorunca iki arkadaş birbirlerine baktılar, şaşırmışlar. Ancak
Allah'ın bu lütfu karşısında da içlerinden hemen şükür ifadelerini geçirmişlerdi. Şehadeti anlattılar. Yavaş yavaş dilinin döndüğünce tekrarlattılar ona. Adı Ümit olan Rus kadın Nadejda Müslüman olmuştu bir kurban bayramında. Kırık dökük kelimelerle şehadet getiriyor, şehadet getirdikçe de yüzüne bambaşka bir renk yayılıyordu. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyordu. Hem de ardı ardına mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Birden oturduğu sandalyeden doğruldu, gitmek için izin istedi. Evine gidip kendisiyle baş başa kalmak, içini kaplayan huzuru daha derinden hissetmek istediğini söyledi. Akif ile Halil, Nadejda teyzenin itirazlarına rağmen ona eşlik edip dairesinin kapısına kadar götürdüler. Nadejda teyzenin şaşkın bakışları önünde ellerini öptüler ve vedalaştılar. En kısa zamanda geri geleceklerini, bir sıkıntısı olduğunda kendileriyle mutlaka paylaşmasını beklediklerini, yapılacak işlerinde de mutlaka haber vermesini istediklerini söyleyerek ayrıldılar onun yanında. İçleri coşku doluydu ama aynı zamanda Allah'a şükrediyorlardı. Allah birinin ahiretini kurtarmasına onları ve kestikleri kurbanın etini vesile kılmıştı. Nadejda teyzenin miracı kurban bayramı olmuştu. Akşam olunca yaşadıkları bayram telaşıyla evlerine dağıldılar. Tatlı bir yorgunluk vardı üzerlerinde. Aynı evde kalan Akif ve Halil ile diğer iki arkadaşları yorgun düşmüşler. Beraberce kıldıkları yatsı namazından sonra yataklarına uzanıvermişlerdi. Bayramın ikinci günü ve sabah saat 9 civarında bir önceki gün kurban eti dağıttıkları binalardan birinde oturan tanıdık bir yüz çaldı kapılarını. Telaşlıydı adam. Hemen gelmelerini istiyordu Akif ile Halil'den. Üstlerine bir şeyler alıp hemen çıktılar sokağa bizim garipler. Lapa lapa kar yağmaya başlamıştı. Kar yağışından göz gözü görmüyordu adeta. Hemen yan binaya girdi kapılarını çalan kişi, onlar da peşlerinden. İkinci kata çıktılar, sola dönüp açık duran bir dairenin kapısının önüne geldiler. Bu, Nadejda teyzenin eviydi. O ana kadar öğrenmemişlerdi. Onları haberdar eden komşuları, sabah ekmek götürdüğü yaşlı Rus kadınının gece vefat ettiğini, bunu da Akif'le ve Halil'le paylaşmak zorunluluğu hissettiğini söyledi. Gençler şok yaşıyorlardı. Ancak içlerinden de daha bir günlük Müslüman Nadejda teyzenin ruhuna fatihalar ve yasinler yollamaya başlamışlardı. Akif bunları düşünürken kendisi gibi yüzlerce kardeşinin buralara gelmesine vesile olanlara, kendilerine rehberlik edenlere, bu ufku onları açan büyüğüne dualar ediyor. Bir kişinin imanına vesile ettiği için Allah'a da binlerce defa hamd ediyordu. Gözlerinden dökülen yaşlara, dudaklarından dökülen şu dua eşlik ediyordu. Allah'ım, bu iman hizmetine gönül veren hizmeterlerini senin rızan istikametinden ayırma ve bütün insanlığa seni hakkıyla anlatmayı hepimize nasip eyle. Rabbim, bizim miracımızı da Peygamber Efendimizin miracına benzet diye dua ediyordu. Son durum bir düm hikayeyle sona erdi. İyi geceler.